Hepinize günaydın sevgili izleyiciler. Spor dünyasından kocaman bir merhaba diyoruz. Kerem Öncel'le her sabah olduğu gibi yine renkli, keyifli, dop dolu bir spor dünyasıyla karşınızdayız. Dış basından aktaracaklarımız var, güzel kliplerimiz, görüntülerimiz var, nefis haberlerimiz var. Şahane bir spor dünyası yine sizleri bekliyor. Bu sabah da günaydın diyorum. Öncelikle Kerem sana. Günaydın. Bahar geldi, keyfimiz yerinde. Evet, havalar düzelmeye başladı. Gayet güzel. Baharın artık o güzelim havasını, çiçeklerin açmasını, tomurcuklanmasını ağaçların izliyoruz keyifle. Şiir yazmaya da başladık. Yok, şiire girmeyeceğim. Sevgili seyirciler, spor dünyası TRT, TRT Spor Dünyası adreslerine her zaman olduğu gibi mesajlarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Ve dış dünyadan haberlerin yoğunlukta olduğu bir programla yaklaşık 50 dakika boyunca karşınızda olacağız sevgili seyirciler. Evet, sizler sorularınızı, yorumlarınızı Kerem'in az önce hatırlattığı adreslere fotoğrafın altına lütfen direkt mesaj olarak göndermeyin. Onu yayın esnasında göremiyoruz. Fotoğrafın altına yazın. Siz bunları yazmaya başlarken dış basın vakti de geldi diyelim şimdi. Öncelikle İngiltere diyerek başlayalım sevgili izleyiciler. The Guardian'dayız. Bu sezonun belki de en formda futbolcusu Salah'la ilgili Liverpool'un Mısırlı kralı diyor The Guardian ana sayfasında bu fotoğrafla birlikte sevgili izleyiciler. Herkesin Salah'la ilgili şüpheleri vardı ya da dışarıdan öyle görünüyordu demiş gazete. Ancak sezonun bitimine 7 maç kalmışken o herkesi yanılttı ve sezonun oyuncusu olarak adını yazdırdı. The Guardian'ın spor ekinde Barney Rooney'in kalemi aldığı Muhammed Salah özel yazısını paylaşacağız. Şimdi sizlerle birlikte oldukça ayrıntılı bir yazı olmuş gerçekten de. Muhammed Salah'ın bu sezonki performansını ortaya koyan bu yazının iç sayfadaki başlığı Salah tüm savunmaları yerle bir etti ve tüm şüpheleri de ortadan kaldırdı şeklinde bir başlık atılmış. Detaylara da birlikte göz atalım hemen. Kane'den daha fazla gol atan Liverpool'un süper adamı Chelsea'de yaptığı kötü başlangıçtan sonra herkese sözlerini yedirdi denilmiş. Evet, Salah iyi bir sol açık ancak onun için çok fazla para harcadılar denilmişti. 35 milyon pound. Bu sizce de çok fazla bir para değil miydi sorusunu soruyor gazete. Ancak daha sonra olanlar oldu. İşte tüm bu noktadan sonra o kendini izletmeye başladı ve tüm ön yargıları yerle bir etti ifadesi kullanılıyor. Neymar'ın Paris Saint-Germain'e transfer olduğu büyük rakam ya da Barcelona'nın Dembele için ödediği ücret Salah için verilen paranın neredeyse 3 katı. Mısırlı oyuncunun transferi belki de son 10 yılın en karlı pazarlıklarından biri haline geldi. Sezonun bitimine 7 maç kalmışken Salah için şimdiden yılın oyuncusu denilebilir. Geçtiğimiz hafta Watford'a tam 4 gol attı ve Premier Lig'de 28. golüne ulaştı. Kane'den 4, Agüero'dansa 7 gol önde gidiyor. Ancak Sané ve Silva ile asist yarışında beraber ilerliyor ki 9 asist yaptığını hatırlatalım. Üstelik bu sezon şu ana kadar gördüğü herhangi bir kart da yok. Şimdi sorulması gereken 2 soru var. Biri, bu hale nasıl geldi? İkincisi, bu durum ne kadar daha devam edecek? Salah Liverpool için 7 ayda tüm kulvarlarda 36 gol attı. Bu rakam oynadığı diğer kulüplerin çok çok üstünde. Şimdi bunu akılda tutalım ve oynadığı diğer takımlara bir bakalım ifadesini kullanmış gazete. Chelsea'de Mourinho'nun yönetiminde oynarken çok fazla oynama şansı bulamamıştı. Çünkü Portekizli savunma ağırlıklı bir oyun oynatıyordu ve önünde Hazard, Willian ve Oscar gibi oyuncular vardı. Peki ya Roma? Spalletti döneminde takımına yaptığı katkılar elbette unutulmaz. Spalletti Salah'a tam olarak nasıl savunma yapılacağını öğretti ve ona bir el uzattı. Ancak onun kendini Klopp'un yanında bulduğunu söyleyebiliriz. Alman menajerin hızlı futboluna müthiş bir uyum sağladı ve şu an bu performansı izlemek gerçekten çok etkileyici. Tüm iyi takımlar böylesine statü atlamış bir oyuncuyu detaylı olarak planlar ve düşünürler diyor gazete. Peki Salah bu olağanüstü futbolu oynamaya devam edebilecek mi sorusunu da sormuş. Şuna emin olun ki yalnızca bir aptal buna karşı bahse girer diyor.
Yani evet, Salah'ın formu gerçekten çok çok üst düzeyde. Çok inanılmaz. Ama hani Liverpool'un toplamda oyun yapısının, takım yapısının, Firmino'nun, Mane'nin etkisi de ne kadar, bunu da galiba biraz eksik mi sormuş. Biz katkı sağlayalım mı gazetenin yazısına? Tabii ki çok fazla katkısı var. Hı-hı. Takım oyunu olarak hücumcu bir futbol anlayışına Jürgen Klopp'un sahip olması, Muhammed Salah'ın çok gol atmasının da başlıca sebebi, performansına doğrudan etki ettiğini Jürgen Klopp'u söyleyebiliriz. Şu ana kadar 28 gol attı. Tottenham ağlarına eğer yanılmıyorsam 2 gol bıraktı. Manchester City'ye 1 gol attı, bir de gol pası verdi. Yani küçük maçların golcüsü değil, büyük maçların da golcüsü Muhammed Salah. Andy Cole'ün 34 gollük Premier Lig rekorunu da tarihe gömebilir. 7 hafta var bitime ve şu anda 28 golü var. Sadece 6 gol kaldı büyük golcüye yetişip ve geçebilmesi için. 7 gol atarsa tarihe gömecek Andy Cole'ün o muhteşem rekorunu, bunu da söyleyelim. Evet, Manchester City'nin de işi çok kolay değil çeyrek finalde Salah'ın da olmasıyla birlikte. Bunu da söyleyebiliriz belki. Tabii kolay maç olmayacak. Hiç. City tabii ki bu turun favorisi ama Liverpool oynadığı futbolla müthiş iki maçın tabii ki ipuçlarını da veriyor. Doğru. Öyle kolay olmayacak. Yani Liverpool elerse de kimse de şaşırmaz. Zaten herhalde. Yenilgisiz gelen iki takım var. Barcelona ve Liverpool değil mi? İki takım var. Öyle oldu. Ve İtalya diyelim, La Gazzetta dello Sport sevgili izleyiciler. Tabii Barcelona tüm kulvarlarda yenilmeyen tek takım. Doğru, bunu düzeltelim. Yok zaten öyle ama hani sadece Şampiyonlar Ligi özelinde konuşmuştum tabii, ben. Tabii. Öyle olunca biliyorum, ikisi kaldı. Biliyorum yani tek farkları ek yapıyorum. Evet. Yani sizin aleyhinize bir şey söylemedim. Estağfurullah yani. Kerem Öncel. Sayın Kerem Öncel. La Gazzetta dello Sport'un 7. sayfasındayız sevgili izleyiciler. Çalhanoğlu başrolde başlığını görüyoruz. Detaylara da bakalım. Güzel de bir fotoğraf kullanmış gazete. Soru işareti mi? Hayır. Hakan Çalhanoğlu kendisini kanıtladı ve sabit bir başarı grafiği yakaladı. Türk oyuncu Gattuso'nun desteğiyle kulüpte dokunulmaz oyunculardan biri konumuna geldi denilmiş. Aylarca yedek kulübesinde duran Çalhanoğlu için hep güzel sözler sarf etti ve onu bir öğretmen gibi kazanmasını bildi. Uzaktan şutlarıyla Avrupa'nın en tehlikeli isimlerinden biri konumunda ve Gattuso da onun bu yeteneğinin üstünde duruyor. Oyuncusunu daha da geliştirmek için motive ediyor. Rino'nun 10 numarası mermi gibi öldürücü şutlar çıkarabiliyor denilmiş. Çok etkili bir sağ ayağı var. Türk oyuncu hücumda her bölgede olabiliyor. Çok da büyük bir yeteneğe sahip denilmiş. İlk geldiğinde transfer herkesçe şüpheyle karşılandı ancak takımın artık vazgeçilmezlerinden biri konumunda. Sezon başından bu yana ilk defa iki maç üst üste gol attı. Türkiye'nin İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ'la yapacağı maçlar için milli takıma dahil edilen Çalhanoğlu için Gattuso her zaman daha fazlasını bekliyor. O beklenti içerisinde denilmiş gazetede. Teknik açıdan bütün oyuncularımız birbirinden iyi. Avrupa'da oynayanlar sadece fiziki kapasitelerini, fiziki güçlerini geliştirmek zorundalar. Yani buna tabii bireysel antrenman koçu da edinerek, hatta bunu var mıdır hepsinin bilemiyorum ama bunu mutlaka bireysel çalışmalara ağırlık vererek geliştirebilirler. Eskiden kalınlaştırıyor, işte spora aykırı deniyordu biliyorsun fitness, ama hiç öyle değil. Bütün bilimsel veriler gösteriyor ki kişisel personal trainerla PT. Çalışanların evet yani kişisel koçlar, hocalarla çalışanların spor koçlarıyla daha da gelişiyor. Evet. Fakat hepsi bir anda 2008'de çok iyi bir ritim yakaladılar sanki. 2018'de. Evet, evet, birbirlerini de böyle yakalar, takip eder gibi bir hal de mi oluyor acaba? Ya zaten çok yetenekliler. Rekabet halindeler. Zaten iyi oyuncu hepsi. Hani biraz Emre Mor gerisine düştü bu oyuncuların ama onun dışındakiler fazlasıyla çok iyiler. Ama mutlaka fiziksel kapasitelerini, fizik kondisyonlarını geliştirmek zorundalar. Ve Fransa diyelim sevgili izleyiciler, L'Equipe gazetesindeyiz. L'Equipe'in ana sayfasındayız, hemen aktaralım. Güç yeniden Lyon'la başlığı atılmış. Lyon için bir değerlendirilme yapılmış ki Avrupa Ligi'nden biliyorsunuz elendiler. Ligde yollarına devam ediyorlar. Geçtiğimiz Perşembe günü Avrupa Ligi'nden elenmelerinin ve Pazar günü de Marsilya karşısında kazandıkları zaferin ortasında Lyonlu yöneticilerin ve takım personelinin oyuncularını hazırlamak için sadece 72 saati vardı ifadesi kullanılmış ana sayfada.
Lyon'la ilgili değerlendirmenin detayları yine iç sayfalarda sevgili izleyiciler. Yeniden doğuşun hikayesi başlığını görüyoruz 2 ve 3. sayfalarında L'Ekip'in. Lyon teknik direktörü Bruno Genesio'yu CSK Moskova karşısında evinde yenilerek elenmek oldukça etkiledi. Avrupa hayalinin sona ermesi, 16 Mayıs'ta oynanacak olan finalde yer alamamak, taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmak demekti. Başkan Jean-Michel Aulas bunu hissetti ve hocasını telefonla arayarak yanına çağırdı. O inandığı şeyleri desteklemeyi seven bir kişidir denilmiş. Bir saat boyunca Aulas'ın neşesi Genesio'ya bu zor zamanlardan kurtulmanın anahtarları olduğuna dair bir garanti verdi. Çünkü önlerinde iki gün sonra Velodrom'da Marsilya'ya karşı oynayacakları çok önemli bir karşılaşma vardı. Başkanın konuşması öylesine bir konuşma değildi. Bunu yemeğe çıktıkları günde kendi gözleriyle gördü. Kulüp binasına geldiği an personelin kendisiyle ne kadar ilgilendiğine şahit oldu. Tüm bu yapılanlar onu hayata yeniden döndürdü. Çünkü Marsilya karşısında alınacak bir yenilgi her şeyin sonunu getirebilirdi denilmiş. Maçtan günler önce Marsilya cephesinden gelen son derece iddialı açıklamalar Lyon'un adeta gururuna bir dokunuş yaptı. Aslanlar için bir isyan vakti gelmişti. Onları yakından tanıyanlar takımda değişik bir hava var. Bu kez Velodrom'da düşmeyeceklerinden eminler diyordu ve öyle de oldu denilmiş gazetede. 4 ve 5. sayfalarda yine devam edilmiş habere sevgili izleyiciler. Kavganın altında yatan sebepler diye bir başlık var. Velodrom tüneli 15 yıldır hiç böylesi olaylara tanıklık etmemişti deniliyor. Marsilya ve Lyon futbolcuları arasında yaşanan olaylar Fransa Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından Perşembe günü bir kez daha incelenecek. Pazar günü meydana gelen olayların tüm detayları masaya yatırılacak. Hemen ardından açıklanacak. Bir tarihte de verilecek cezalar belli olacak. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas Fransa'da katıldığı bir programda Marsilya'yı hedef göstererek olanları hepiniz gördünüz. Eğer bunları da göremeyen varsa bir şeyleri görmek istemiyor olmasındandır dedi. Peki disiplin kurulu bu yaşanan olayları doğru bir şekilde irdeleyebilecek mi diyor gazete. Uzun süren kavgalar, küfürler, darbeler, oyuncular, menajerler, iki kulübün çalışanları, organizasyon ve güvenlik görevlileri. Ocampos ve Rafael'in kafasından akan kan, duyulmayan düdük vesaire 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 denilmiş. Tünelde yaşananlarda cabası diye eklenmiş. Artık herkes Perşembe günü disiplin kurulunun vereceği kararı bekliyor ifadesi de kullanılmış. Aslında Lyon sadece kendi ülkesinde disiplin kurulundan bir cevap beklemiyor. UEFA disiplin kurulundan da Mayıs ayı sonunda belli olacak karar ama disiplin kuruluna sevk edildi. CSK maçındaki yaşanan olaylar yüzünden ki Beşiktaş maçında biliyorsun geçen sene Beşiktaş maçında hep sıkıntılı oynadıkları 2 yıl ertelemeli bir yıl men cezası var. Yani işte ırkçı söylemler var, merdiven boşlukları var, taraftar olayları var, yabancı madde atılması var. Çok sayıda olay var CSK maçında da. Baş ağrıyabilir yani bir yıl mene kadar gidebilir mi? Baş ağrısın zaten çünkü Beşiktaş'a karşı bu kadar tahammülsüz olan UEFA ve disiplin kurulu. Doğru. Ya aynı cezayı verdi sanki Beşiktaş sorumlusuymuş gibi, sanki biletleri Beşiktaş kulübü satmış gibi. Almanya'dan ya da başka yerden gelen bütün taraftarların Beşiktaş bekçisi olamaz yani. Doğru. Ama hani bu tartışmalar geride kaldı. Onca yabancı madde içeriye sanki Beşiktaşlılar tarafından sokulmuş 3-4 gibi. 3-4 maçtır sıkıntı yaşanıyor. Ben ne ceza verecekler merakla ben beklemekteyim. De. Tabii bir de maç öncesinde de tahrik edici açıklamalar var. Angus Siyah, Kamerun'un orta saha oyuncusu. Marsilya'nın onları patlatacağız filan gibi böyle hani akla hayale gelmeyecek uç açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla da oyun olarak söylemeye çalışmıştır ama doğru ifadeler değil bunlar. Değil tabii. Yani doğru ifadeler olmadığı için sadece bu söylemler doğru. Nedeniyle bile Lyon en azından para cezası almalı yani. Yani kendi ülkesinde alır almaz o ayrı mevzu ama UEFA'nın çok var daha Mayıs sonunda karar verecek. Ne karar vereceğini gerçekten çok merak ediyorum. Yani söz konusu yaşanan olaylar öyle sıradan şeyler değil. Yine korunmaya devam edecek mi acaba? Merak ediyorum gerçekten de. Evet. Mundo Deportivo İspanya sevgili izleyiciler. Son olarak hemen aktaralım. Her yerde lider başlığını görüyoruz. Az önce de aktarmıştık. Barcelona'nın tüm kulvarlarda yenilmezlik serisine ilişkin bir haber. Avrupa'nın önde gelen liglerinde tek namağlup takım harika bir sezon geçiren Valverde'nin Barcelona'sı kaldı. Barça hegemonyası Rijkaard, Guardiola,
Villanova ve Enrique'den sonra Valverde ile de devam ediyor. Ve tabii ki sahada da Leo Messi ve Andres Iniesta ile birlikte. Avrupa liglerinde kaybetmeyen tek takım olarak övünmekle kalmayıp muazzam seviyede tartışılmaz rakamlara da sahipler. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mağlup olmadan çeyrek finale gelen iki takımdan biri Barça. Diğer takım Manchester City ile eşleşen Liverpool, az önce de söylemiştik sevgili izleyiciler. Önlerinde ise iki zorlu meydan okuma onları bekliyor. 1979-80 yılları arasında Real Sociedad 32 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve bunu bir daha kimse başaramadı. Barça 3 maçı daha kaybetmeden tamamlarsa bu rekoru egale etmeyi başaracak denilmiş. Ligin 10 takımlı olduğu zamanlarda ise Athletic Bilbao 1929-30 sezonunda, Real Madrid ise 1931-32 sezonunda yenilgisiz tamamlamıştı sezonu. Valverde bu sezon ortaya koyduğu tüm yönleriyle büyük bir güvenilirlik sahibi oldu. Hücum anlamında 74 golle ligin en skoreri konumundalar. Hafta sonunda Girona'yı 6-3 yenen Real Madrid 73 golle takipte. Savunmada ise Barça kalesinde gördüğü 13 golle kırmızı beyaz duvarlara sahip olan Atletico Madrid'den daha az gol yemiş durumda. Üst üste 3. sezonda da ligde 29. hafta sona erdi ve iki Barça oyuncusu 20'den fazla gol atmayı başardı. Bu bahsettiğimiz isimler elbette Leo Messi ve Luis Suarez. Messi'nin 25, Suarez'in ise 21 golü var. Aralarında ise 21 gollü Cristiano Ronaldo bulunuyor. Aynı takımdan iki oyuncunun bu zamanda 20 golden fazla gole sahip olması normal görünebilir, ancak bunu en son başaran isimler 1960-61'de Puşkaş ve Di Stefano'ydu diye hatırlatılmış sevgili izleyiciler. Atletico Madrid Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından biri ki bu Enes Ünal'ın bir maçta iki gol birden atmasını daha da değerli kılıyor. Doğru. Villarreal'in Atletico Madrid'i yenmesini daha da değerli kılıyor. Bu açıdan da Enes Ünal'ın başarısı büyük yani. Altını bir kez daha çizelim, evet, diyorsun. Çizelim. Evet. Ve devam edelim. Evet, görüntülerimizi o zaman ne yapalım? Bir efsaneyle başlayalım. Fransa'nın ve Avrupa futbolunun unutulmaz 10 numarasıydı o. O kim? Zinedine Zidane'dı o. Ve Real Madrid şu sıralarda teknik direktörlüğünü yapan Zizou'nun en güzel gollerini derledi. İşte Los Galacticos'ta 200'den fazla maça çıkan Zidane'ın attığı birbirinden güzel goller ekranlarınıza geliyor.
mesaj sevgili izleyiciler. Muhammed Çiçek 01 Real Madrid'i bir sonraki sezonda forvet üçlüsünü değiştireceğini düşünüyorum diyor. Sizce Salah, Kane, Hazard olur mu demiş. Olmaz. Niye? Öyle keskin dönüşler. Şaşırdım yalnız bir anda. Niye? Keskin dönüşler yapmaz Real Madrid. Cristiano Ronaldo nereye gidiyor? O gider diye düşünüyorduk ya hani nereye yazılıyor giderdi? Çiziliyordu ya. Bir yere gitmez. Gerçek. Bir bilgim varmış gibi geldi bana. Yok. Ali Süner diyor ki ligden bir soru gerçi ama Başakşehir maçında Kerem abi Quaresma'nın eksikliği hissedildi mi sana göre? İzmir Tire'den selamlar göndermiş. Quaresma'nın eksikliğini Beşiktaş hissediyor çünkü oyunu domine eden ve ağırlığını maç içerisinde Quaresma devamlı hissettiren bir oyuncu. Dolayısıyla hiçbir şekilde de yeri doldurulamıyor bir türlü. Çok doğru. Bu kadar pozisyon kısırlığı olmasının sebeplerinin tabii başında gelir. Katılır mısın bilmiyorum. Tabii Quaresma en etkili ismi olduğu için onun üzerine oynuyorlar ama bir profesyonel oyuncu böylesine kolay bir şekilde tahrik olup böylesine rakibine vurup kırmızı kart görmemeli ve böylesine bir ceza alıp da 5 maç takımını yalnız bırakmamalıydı. Ki Quaresma'nın aslında tabii itici gücü de o hırsı, bunu da söyleyebiliriz. Daha fazla da bir şey söylemeyeyim ben. %100 haklı Beşiktaş'ın oyununa. Bir sürü negatif yanını da sayabilirsin alt alta Quaresma'nın ama pozisyon üretimine katkı sağlama noktasında Beşiktaş'a ne kadar faydalı olduğunu net söylemek lazım. Tabii. Kızdığınız yani, yanlar ayrı. Medipol Başakşehir karşısında Quaresma olsaydı başka olabilirdi. Başka olurdu. Ömer Öztürk, dün gece rüyamda Cenk Tosun'u gördüm, bizim eve geliyordu demiş. Kesin hayırdır, söyleyeyim size. Bu kadar verimli olmaya başladığı, gollerini atmaya başladığı bir sezonda Cenk Tosun rüyanızda eve geliyorsa hayır getirecektir. BBC'nin futbol analisti yazarı, işte Salah'ı vesaireyi ele alırken bu hafta Cenk'i de, Cenk Tosun'u da değerlendirmiş ve açıkçası diyor çıktığı ilk maçta çok beğendiğimi söyleyemem, yeterli gördüğümü söyleyemem. Beni tatmin eden bir transfer olarak görmemiştim ama diyor. Son haftalardaki gelişimine baktığım zaman Allardyce'ın eğer kalırsa diyor, gelecek sezon Cenk'in üzerine takımı kurmasını bekliyorum diyor. Çok doğru bir hareket olacağını düşünüyorum diyor. Ki ismini unuttum şu anda analistin ama önemli isimlerden bir tanesi sektörde, Premier League yazanlardan dikkate alınması gereken ve Cenk'in hani kendini yavaş yavaş ne kadar gösterdiğinde belirten noktalardan bir tanesi. Ya çalışacak ve başaracaktır diyorduk. Cenk'in aşama kaydetmesi, üstüne koyması gerekir diyorduk. Ve bunları yapacağını da inancımızın tam olduğunu da bununla birlikte daha golleri sıralamaya başlamadan önce söylüyorduk. Aynı görüşümüzü muhafaza ediyoruz. Evet. Cenk çok çalışkan, kendini geliştiren, gelişmeye açık ve yeniliklere açık bir oyuncu olduğu için herkesten bir şey kapabilen bir futbolcu. Boşuna İyi yıldız oyuncuların arkasında durmadı. Dolayısıyla da hem futbolunu geliştirecektir hem dil de öğrenecektir sanıyorum. Son açıklamasını, maç son açıklamasını İngilizce olarak İngilizce yaptı. Olarak yaptı. Geliştirecektir. Zaten gayet vardı iyiydi da İngilizcesi. Evet. Dolayısıyla da Cenk daha iyi yerlere gelecek. Öyle BBC analistinin söylemesine gerek yok diyorsun. Biz söyledik diyorsun. Biz yani birden fazla kere dile getirdiğimiz için tabii, ona tabii olan inancımızın. Takılıyorum sana biliyorsun ki. İsmet Vural bana göre şu anda en formda en iyi Türk teknik adam Stuttgart'ın başında olan Tayfun Korkut'tur. Yakın gelecekte daha da başarılı olacağına inanıyorum diyor. Gerçekten öyle Stuttgart'ı aldığı yerden getirdiği yere baktığımızda düşme hattının hemen üstündeydi. 8. sırada galiba yanılmıyorsam. Şimdi inanılmaz bir zaten çıkış. Zaten Almanya kanadı kökenli. Tabii yani ki orada eğitimini aldığı için Tayfun çok da iyi tanıyor Bundesliga'yı. Üzerine de gerçekten de koydu. Ve o ligin başarılı teknik direktörlerinden biri olmaya aday olduğunu, yaşı itibariyle bunu söylüyorum, rahatlıkla dile getirebiliriz. Ve umut ederim ki daha da geliştirir kendisini ve çok daha iyi takımların başında görürüz onu. Eray Bolat, günaydınlar. Çok güzel futbolu anlatıyorsunuz. Sizi izlemekten çok hoşlanıyorum. Bir de selam yollarsanız tam olur demiş. O zaman tam olsun, eksik kalmasın. Selamlar. Amil Medetov, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona Real Madrid finali görebilir miyiz size göre diyor. Yani çok eşleşmezlerse olabilir. Evet. Ama tabii daha öncesinde Real Madrid'in bu kez rakibi Paris Saint Germain'den daha zorlu. Erken gelen finallerden biri olarak ben nitelendiriyorum. Hı hı. İşte 5 tane mahşerin 5 atlısı vardı. İkisi eşleşecekti bu turda. Juventus'la Real Madrid eşleşti. Doğru. Diğerleri Bayern Münih, Manchester City ve Barcelona.
Sıcak top soğuk top hikayesi var ya, sanki öyle seçilmiş dur gibi. Bakalım ya, takımlar dur bakalım ya. Yani onlar çok belli olmuyor işler, hani öyle her diyorlar zaman. Ya. Diyorlar gerçi vallahi. Liverpool hiç de öyle hiç kolay lokma değil. Yani, yani. City evet. Bence kara kara düşünüyordur Guardiola. Yanbuloğlu çok güzel bir geleceğimiz var gibi görünüyor. Enes, Cenk, Cengiz, Hakan, Çağlar, Okay, Abdülkadir, Yusuf gibi. Hakikaten ümit doluyum. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası için inşallah hepsine gideriz diyor. İnşallah yani isim isim saydığımızda çok yetenekliler. Takım olabilmekte marifet. Benim sıkıntım milli takımda yetenekli oyuncularımızdan değil. Yani oyuncularla ilgili bir sıkıntı taşımıyorum. Ahçı ile ilgili benim sorunum var. Yani yemek için her türlü malzeme hazır. Pasta için her türlü malzeme hazır. Önemli olan bunu idari helvayı açıdan ve teknik diyorsun. Açıdan bunu bu kez inşallah başarırlar. Mircea Lucescu ile beraber yanındaki kadro ki yani tecrübeli isimler de var yanında bizim sevdiğimiz. Ama bu kez hata payının hiç olmaması gerekiyor milli takım açısından. Ya bu net, bu kadar yetenekli bir kadroyu eğer Avrupa Şampiyonası'na taşıyamazsanız o zaman yani söylenecek bir şey kalmıyor. Doğru. Biz söylemeyelim. Ne de olsa devlet kanalındayız. Evet. Farid 869. Ben söylemiştim Cenk Tosun Premier Lig'de golcü, futbolcu olacak diyor. 5 tane atmış yanlış bilmiyorsam. Yok 4 tane attı. Yaşa Tosun Paşa son demiş. 4 gol. Evet. Ya, yok toplamda attığı gol sayısı. Toplam 4. Son maçta 2 gol. Öncekilerde dört. Birer golü var. Hey Yusuf, Şampiyonlar Ligi'nde finalde El Clasico olur mu? Barcelona kazanır mı? Az önce konuştuk. Mümkün tabii ki. Eğer karşılaşmazlar, daha önce eşleşmezlerse elbette mümkün. Ali Tegizade, günaydın İlknur abla, Kerem abi. Azerbaycan'dan yazıyorum. Selamlar demiş. Ve Nevruz Bayramı'nı kutluyor. Çok teşekkür ediyorum. 3 aylar ve Nevruz Bayramı'nı kutlayan çok aynen. sayıda izleyicimiz evet, var. Evet. Maries 42 Mersin'den yazmış. Mehmet'miş bu arada, ismi aşağısına eklemiş. Milli gururumuz Cenk Tosun'un gollerini seyredebilir miyiz diyor. Seyredemiyorsunuz bizden maalesef. Yayın hakları. Premierlik. Evet, Premierlik yayın bizde hakları bizde değil maalesef. Ronaldo'nun farkı bilinmeli demiş. Bakayım bu izleyicimizin ismine yazılmamış maalesef. Bilinmiyor mu? Zaten o kadar fazlaca altını çiziyoruz ki hani bizim bilmemize de gerek yok. Kendisi zaten söylüyor oynadığı oyunla. Roma sizce Barcelona'yı yenebilir mi? Azerbaycan'dan Hayır. yazıyorum diyor. Hayır. Yani çok zor. Çok acayip bir şey olması lazım değil mi? Çok zor. Ya futbol her sonucu açık. Tabii bunu hep söylüyoruz. Tabii. Hani kestirmeden gidiyoruz artık onu da hayır, her zaman. Öyle. Hayır tabii. Yani hayır, o var da başında. Diyoruz. Yani futbol her sonucu açık ama hayır yani. Tabii. Siz o cümleyi her zaman için başına koyun. Sonrakileri dinleyin. Ya arada kalite farkı var. Roma zaten hani çok da kalite büyük farkı, başarılar. Kadro farkı çok. İşte onu yani. Söylüyorum. Çok da büyük başarılar sağlamış değil. Hani çeyrek finale gelmesi başarı. Bundan sonrası tabii başarı. Barcelona'yı geçerlerse her şeyi yapabilirler ama çok zor. Bu Mustafa Can, Takir, Emre Mor ilk hazırlık maçında oynayabilecek mi? Hayır değil mi? Hayır bildiğim kadarıyla. Evet. Ozan güçsüz. Barcelona bu sene tüm kulvarlarda namalup değil. Kral Kupası çeyrek final rövanşında Espanyol'a yenildiler. Evet. Lig ve Şampiyonlar Ligi için Kupayı söyledik. Teşekkür doğru. ediyoruz söylediğiniz, aktardığınız için. Sizce Beşiktaş Dembaba'yı almamakla pişman olmuş mudur diyor Sercan Bey. Hayır sanmıyorum. Çünkü Göztepe'de gerçekten iyi işlere imza atıyor ama yani bir üst seviyede Dembaba yani yetersiz gözüküyordu ki ben hala öyle düşünüyorum. Yani. Muhammed Asma, Liverpool City maçını kim kazanır? Bunu iki gündür aslında değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. İleri üçlüsü çok gerçekten sıkı bir Liverpool var. Zorlanacaktır City ama favori olarak sanki City önde görünüyor. Nisan ayı büyük heyecana sahne evet. olacak. Tabii ev sahipliğini de gene TRT1 ana kumanda gemimiz diyelim. TRT1'den o maçları ekranlarınıza taşıyacağız. Tabii TRT Spor'da da maçın önünü, ortasını, sonunu, bütün heyecanını, özet görüntülerini hem Şampiyonlar Ligi'ne dair hem de UEFA Avrupa Ligi'ne dair bütün görüntüleri bulabileceksiniz, bütün ayrıntıları. Sen beni bırakırsan daha çok mesaj var ama görüntülerimiz devam de var. Edelim. Biraz edelim ne dersin? Peki, koyu futbol tutkunu babaların çoğu sevgili seyirciler, oğullarının da izlerinden gitmesini, onun gibi futbola kendisi gibi gönülden bağlanmasını ister. Hiç şüphe yok ki.
Ancak yaşları gereği hayal denizinde yaşayan çocuklar sevdikleri şeylere yönelebiliyor, bunu da ebeveynlerine söylerken çekinebiliyor. İşte bunun bir örneğini şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Koyu bir Atletico Madrid taraftarı baba ve çocuğunun yaşadığı o anları ekranlarınıza getiriyoruz. Oye papa. Que a mí no me gusta el fútbol. A mí me gusta bailar. No importa. Hagas lo que hagas, tú eres del Atleti. Zor iş değil mi? Böyle hani babayı kırmadan, onun hayallerini, anne baba fark etmez, ebeveyni kırmadan onun hayallerini gerçekleştirme ama kendi hayallerini hani ne yapacaksın falan. Evet, yani hayatın güzelliklerine dokunan kulüplerin yaptığı, sosyal medyayı bu tarz kullandıkları klipler hoş, yani gerçekten çok güzel. Ve hem takımın kalitesini de yükseltiyor, takıma bir güzellik de katıyor, hem de keyif veriyor gerçekten bu klipler. O zaman Almanya'dan güzel bir görüntü, evet, diyelim sevgili izleyiciler. Bir tanesini daha önceki programlarımızın birinde aktarmıştık. Bundesliga'da haftanın oyuncusu çok özel bir şekilde aktarılıyor. Bundesliga böyle bir çalışma yapıyor. Çizimle gerçekten de gerçeğini aratmayacak bir çizimle haftanın en iyisi. Bakalım 27. hafta için kim olmuş Bundesliga'da? Favori filminden en yakın takım arkadaşına, çocukken yaptığı en yaramaz şakadan en büyük korkusuna kadar. Manchester City'nin Brezilyalı sağ beki Danilo'yu 442 dergisinin yaptığı özel röportajda gelin şimdi hep birlikte daha yakından tanıyalım. Talvez ficar incomodado com as pessoas mastigando do meu lado. Você acha que é o pior? Eu nunca consigo ficar calado, sempre peço pra parar. Ficar longe do meu filho. Meu pai. Vender doce na minha infância. Eu trabalhei duas semanas e entreguei. Não era minha vocação. Usain Bolt. Futebol. A praça é nossa. A foto do meu filho. Seria de tornar o mundo igual, mesmas condições para todos. Um tigre. Pokémon.
é, quer namorar comigo do grupo Curte Aí, que é meu irmão. É, que minha mulher. o Fernandinho. É, Salpicão. Já fiz muitas. É, talvez botei fogo numa vasilha que eu deixei, que tinha óleo, minha mãe deixou e quase botei fogo na casa. É, talvez quando jogou o Pelé, que eu gostaria de ver um pouco, talvez. Ben de evi yakıyordum bir kere ya. Çok uslu bir çocuktum aslında ama böyle bir şeyler oynarken Danilo öyle bir benzerliğimiz varmış yani. Ateşle oynamak. Değişik bir benzerlik ama. Ateşle oynamak. Tehlikeli. Tehlikeli. Ve sevgili izleyiciler, Dünya Kupası için, o dev organizasyon için geri sayım devam ediyor. 86 gün kaldı. Bakalım 86 rakamı kupa için neler ifade ediyor? Dünya Kupası'na 86 gün kaldı. Rusya'daki dev turnuvaya 86 gün kala 86 Dünya Kupası'nı kısaca hatırlamaya ne dersiniz? Futbol severler 32 yıl önce Meksika'nın kaburucu sıcağında tarihin en zevkli Dünya Kupalarından birini izledi. Turnuva Diego Armando Maradona'nın kariyerinde bir kilometre taşı oldu. Maradona'da Arjantin finalde Federal Almanya'yı yenerek tarihinde ikinci kez dünyanın en büyüğü oldu. Yıldız oyuncunun çeyrek finalde İngiltere'ye attığı iki gol ise bugün bile hafızalarda tazeliğini koruyor. Beş gollü Maradona turnuvanın tartışmasız yıldızı olurken altı kez ağları havalandıran İngiliz Gary Lineker gol krallığına ulaştı. İspanyol yıldız Emilio Butragueño ise Danimarka'ya karşı 4 gol birden atarak kupa tarihine geçti. Futbol severler 86'da bahsettiğimiz isimlerin yanı sıra Zico, Sokrates, Michel Platini ve Rummenigge gibi yıldızları izleme şansı buldu. Efsaneleşen 86 Dünya Kupası'nı birlikte hatırladık. Unutmayın, Dünya Kupası 86 gün sonra TRT ekranlarında. Az kaldı gerçekten de, evet. Bu büyük heyecana. Çok mesaj var ama çok vaktimiz yok. Güzel, çünkü görüntülerimiz, haberlerimiz var, onları vereceğiz. Bir ikisini hızla aktarayım Orhan Düzgün. Kerem abi, Emre Mor'un performans olarak geride kaldığını söyledi. Bunun takımla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Emre'nin yanlış takıma transfer olduğunu, daha üst düzey bir kulüpte daha fazla performans gösterebileceğini düşünüyorum demiş. Haklı olabilir. Meriç Bey, Tayfun Korkut başarılı fakat Gomez de golleri atmaya başladı, onu da unutmayalım diyor. Bülent Kılıç, Messi olmasa ben futbol seyretmem. İkincisi de Neymar, o da çok farklı bir futbolcu diyor. Neymar da aynı şeyi düşünmüş olacak ki maaşına zam istedi. Evet, ihtiyacı var. 37 milyon euro yıllık alıyordu. Aynen, 52 milyon istiyor. Yoksa kalmam Paris Saint Germain'de diye bayağı kelafiyle bir araya gelmişler. Bakalım ne olacak? Tabii 15 milyon. Hakkıdır, hakkıdır diyorsun yani, değil mi? Evet. Geçmiş olacak Messi'de, Ronaldo'yu da. Ve basketbol diyelim o zaman. Basketbolda bu hafta adeta şölen yaşanacak. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde takımlar iki kez parkede olacaklar bu hafta. 27. haftanın açılışında günün maçlarına gelin bir göz atalım şimdi. 20.45'te Fenerbahçe Doğuş Maccabi Fox Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. 21'de Jalgiris Kaunas Olimpia Milan, 22.15'te Panathinaikos Kızıl Yıldız ve 22.30'da Valencia Basket Real Madrid maçları oynanacak.
Şimdi tabii Fenerbahçe doğuş garantiledikten sonra bir heyecanı da kalmadı gibi değil mi artık son karşılaşmaların? İşte. 18 galibiyet 8 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Genelde Maccabi'ye karşı bir şeysi var biliyorsun. Doğru. İstatistiklerde geçen ilk başta geride, yenilmişti 82-73. Genelde de 12 yenilgisi mi var öyle bir şey hatırlıyorum ben. Dolayısıyla da bu maç prestij maçı basketbol adına yine evet. Çok izlenecektir bugün. Evet aynı 13'er galibiyeti mağlubiyeti var Maccabi'nin. İlk maç 82-73 Maccabi lehine sonlanmıştı. Bunları da hatırlatalım. Kim geçen hafta basketbolun Guardiola'sı dedi Obradovic için? Öyle bir tanımlama kullandı. Yani bir takımın başında Obradovic varsa tabii çok farklı ve şanslı oluyor ama ben sanki Guardiola'ya futbolun Obradovic'i desek daha mı doğru olur emin olamıyorum. Yani tartışma konusu yok. Açtım şu anda. Guardiola'nın kariyeri oyunculuk kariyeri de çok büyük olduğu için ben. Ama Obradovic'in de kendi kariyeri apayrı yani, tabii. Tabii de hep ama iyi oyuncularla böyle 50 milyon 60 milyon avroluk takımlarla yani gerçi Guardiola'nın da sanki geldi de Şanlıurfa'yı evet, falan yönetti zannedersin yani. Ama yani ben Guardiola ya bu kıyaslanmaz. Biz evet, neyi kıyaslıyoruz? Evet. Yani. İkisi öyle de çok başarılı. Neşe katalım maksat. Evet. Geçen haftaya dönelim o zaman sevgili izleyiciler. Pek de hatırlamak istemeyeceğimiz bir basketin olduğu klip aslında bu. 26. haftanın en iyi 5 hareketi. Ve şimdi karşınıza yüzünüzü güldürecek bir hikaye getireceğiz. Lewis Hamilton'ın küçük bir hayranı ona bir mektup göndermiş. Ancak bu mektup esrarengiz bir şekilde kaybolmuş sevgili izleyiciler. Daha sonra ise Mercedes takımı bu mektubu bulmuş ve ismi de hayranı olduğu isim gibi Lewis olan ufaklığa güzel bir sürpriz hazırlamış. Bakalım bu sürpriz neymiş, gelin izleyelim. Last year, one of Lewis Hamilton's biggest fans wrote him a letter. Unfortunately, it got lost. But over the winter, one of the team at the factory discovered it, hidden away in the freight, and it melted our hearts. Something had to be done. So, we invited little Lewis to come and see us at the factory. We just forgot to mention that a special member of the team was there that day too. This is a letter for Lewis Hamilton. Dear Big Lewis, thank you for being my hero. Love, Lewis. Do you think he's read it? Yeah. Why do you love Lewis so much? Because he has my name in. I tell you what, do you reckon he can win again this year? Yeah. By lots? Yeah. Hi, Lewis. Hello. How you doing? Good. You know who I am?
Yeah. Your name is the same as mine? Yes. Nice to meet you. How you doing? I like your outfit. Very swaggy. I like the hat as well. I've never worn one of these hats before. Where have you come from? London. You came all the way up from London? Yes. And is it, it's school holidays right now? Yeah. So you got the whole week off? Yes. What's your favorite car? Mercedes one. Mercedes, yeah. Yes. What do you think of this? Good. It's awesome, right? Yeah. I hear you want to be an engineer. Yes. Is that so you can work with a driver like me? Yeah. You want to win championships? Yes. You seen all these trophies? Yeah. Which one's your favorite one? I think it's a Japanese one. I've got your card here. Yeah. This is the first card I've had from Lewis to Lewis. We have the best name, don't we? Yeah. Plus, your outfit is killer. Who dressed you? Did your mum dress you? My dad. Oh, your dad's got style. Hello. Thank you, ma'am. Konnichiwa. To Lewis from Lewis. And I'm gonna keep your card because this is a very cool card. Tenis diyelim sevgili izleyiciler. Şimdi de sezon boyunca teniste heyecan bitmez biliyorsunuz. Geçen iki hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı tenis heyecanı, kortlardaki heyecan. Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Indian Wells turnuvası kort içinde olduğu kadar dışında da çok renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Şüphesiz güzel görüntüler geliyor şimdi ekrana. Ve yelkenlilerin zorlu mücadelesi olan Wollok Yunus yarışında 7. etap başladı. Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden yelken açan denizciler Brezilya'nın Itaya kentine ilk ulaşan takım olmaya çalışacaklar. Etap başlangıcında muhteşem görüntüler vardı gerçekten de. Şimdi o güzel görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
Özlemiş miyiz deniz görüntüsü? Evet. Valla içim gitti. Deniz özlenmez mi? Özlenmez mi? Geldik veda vaktine sevgili izleyiciler. Motor sporlarıyla spor dünyasına noktayı koyacağız. Şimdi MotoGP'de sezon Katar'da açıldı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan İtalyan Andrea Dovizioso'nun son virajdaki hatayla zafere ulaştığı yarıştan şimdi çok güzel anlar getireceğiz ekranlara. Noktayı koyacağız. Yarın sabah 10'da yine buradayız. Bekliyoruz. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.